Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Bitlis, Güroymak, Yazıkonak Köyü muhtarımız Abidin Gönüldaş ile ilçe merkezinde Şelaleli Park'ta röportaj yapacağız. Dün de Güzelli Köyü muhtarımızla aynı bu yerde masada röportaj yapmıştık. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Abidin muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Evet. Kaç dönemdir muhtarız efendim? 4 dönemdir. Evet. Yani ilk 1999 yılında muhtar seçildiniz. Evet. Evet. O zaman karşınıza aday çıktı mı efendim? Hayır. Adaysız mı? Hayır. Ve 2004'te? Hiç çıkmadı. Hiç adaysız çıkmadı. Hiç aday kanı. Evet sayın izleyiciler, işte gördüğünüz gibi Yazıkonak Köyü muhtarımızın sevgi ve saygısını kazanan bir muhtarımız, zaten soyadı da Gönüldaş. Gönüldaş ne demek? Her vatandaşın her hizmetine koşan, yardım eden anlamında güzel bir insan. İşte zaten gördüğünüz gibi yörenin insanı da çok güzel. Güroymağ'ın muhtar olmasına gerek yok. Hangi köye gitseniz, selam verseniz sizi en güzel şekilde ağırlıyor, misafir ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Batıdaki insanların da buraya gönül rahatlığı ile Bitlis'i ziyaret etmesini istiyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Buradaki misafirperverliği görsünler. Doğru mu efendim? Teşekkür ederim. Onu da belirtelim. Evet muhtarım. Ya bu 4 dönemde köyümüze hangi hizmetleri kazandırdınız efendim? Yüksek sesle konuşalım biraz. Daha doğrusu öncelikle kaymakamımıza, sayın valimize, köy hizmetlerin müdürlüğüne. Evet. Bunlara hepsi çok çok teşekkür ederim. Evet. Devletimize var olsun. Evet. Ben kendi devletimi seviyorum, devletimi çok seviyorum. Evet. Ben teşekkür bu devlet bizim memleketimiz. Başka evet. Devletimiz yok arkadaşlar. Yani biz olmazsak devlet olmaz. Devlet olmazsa millet olmaz arkadaşlar. Onun için hepimiz tek yumruk olmamız lazım. Tek yumruk lazım. Evet. Ben kendi devletime çok teşekkür ederim yine. Milletime, askerimize, polisimize. Evet. Ben bunlara hepsi şu selam evet. Diyorum. Teşekkür ederim. Şu selam var. Tabii ki bizim devlet bizim köyümüze çok hizmet falan yapıldı. Hangi hizmetler yapıldı efendim? Yapıldı ama tabii şu andan biraz içme suyumuz eksik. Hep genelde köyler içme suyu sorunu var galiba burada. Güroymak'ta arkadaşlar. Sorunumuz var. Sondaj damı motor pompla mı çekiliyor efendim? Yani motor pompla mı? Hayır. Cazibeli mi geliyor? Kaptaştan mı geliyor? Kaptaştan geliyor. Evet. Kaptaştan kaynıyor. Yeterli mi? Kaçlık su geliyor efendim? Vallahi yetersiz. Yetersiz. Daha doğrusu. Köyümüz kaç hane muhtarım? Hane. 40 hane. Nüfus ne kadar? 350. Bayağı bir nüfus var sayın izleyiciler. Burada mutlu oldum Güroymak'ta. Köyler genelde bayağı bir nüfusa sahip. En az nüfusu olan 300 nüfus, 350 nüfus var. Muhtarımın da aynı sayıda nüfusu var sayın izleyiciler. Çünkü İç Anadolu bölgesini gezdiğimizde Niğde, Aksaray, efendime söyleyeyim, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum gibi yöreleri gezdiğimizde köylerde nüfus kalmamış. 3 hane, 4 hane, 5 hane kalmış birçok köyde. Evet. Ama burada nüfus var. Doğru mu efendim? Onun için nüfusu olan köylere mutlak ne yapılmalı? Hizmet yapılmalı. Hizmet yapılmalı. Evet. Lazım. Hangi köyümüzün yolu asfalt? Tahtalı Köyü ile birlikte kullanıyorsunuz değil mi efendim? Hayır. Yolumuz ayrı. Ayrılmış oradan evet. Bizim yolumuz çoktan ayrı. Hayır. Evet ayrı. Hayır. Onların hatta, öbür taraftan bir yol açılmış. Öbür tarafta evet, bizim asfalt. Yolumuz asfalttan çıkıyor. Yalnız tam Tahtalı'nın aramızda yolumuzda en az 500 metre stabilize yer var. Hemen 1 kilometre, 2 kilometre var. Evet. Aramızda. Yani muhtarımın Yazıkonak köyünden Tahtalı köyüne ayrılan bir yol var. Stabilize. Oranın da biz asfalt yapılmasını istiyoruz. Evet. Çünkü iki köylü yani köylülerimiz ne yapıyor? Cenazelerimize geliyor, düğünlerimize geliyor, mevlütlerimize geliyor. Doğru mu efendim? Evet. Onun için iki köyü birbirine bağlayan yolların da asfaltlanmasını istiyoruz. 2011 yılında ben Gaziantep'e gitmiştim sayın izleyiciler. O zaman 3 köy yolu toprak kalmıştı. Şu anda Gaziantep'te toprak kalan köy yolu kalmadı. Aynen. Onun için her köyü birbirine bağlayan karayolu da asfaltlanmış. Yani örnek olarak gösteriyorum birçok yerde. Yani bizim orada da Hatay'da da arkadaşlar hep köyleri birbirine bağlayan yollar ne yapmış? Asfaltlanmış. Burada da asfaltlanması gereken bir yer var. Parke taşı döşettiniz mi muhtarım? Parke taşı şu andan eksikliğimiz var. Evet. Bir de tabii köyün girişi söyledin de ya. Evet. Bir köyün tanıtmak için bir lafa. Lafası yok. Yok. Evet. Yol ayrımında sayın izleyiciler
Bitlis, Tatvan, işte Van'a giden karayolundan ayrılıyor. Muhtarımın yolu Muş'tan geliyor. Erzurum, Erzincan oradan gelen karayolundan ayrılıyor. Kimse yok. Lefa yok sayın izleyiciler. Yani ben kendi yoluna oradan şaşırıyorum. Yolda bir vatandaş biz de şaşırıyoruz. Herkesten yani. Dün bir köylüyü durdurduk, araçta geldi. Birisi bir köyümüze gelirse yolun ben kendime bak ben köylüyüm. Yine ben oraya geliyorum da yoluna çıkıyorum tam bilmem ne kaç kilometre aşağıdan sonra da dönüyorum köye. Evet. Çünkü şaşırıyor. Lefa yok, işaret yok. Evet. Yok. Mutlaka köylerin ana ulaşım yollarına ayrıldığı yerde mutlak lefa konmalı. Atıyorum grup yoluna gidiyor. Grup yolunun başına konmuş ama ileride yol tekrar çatallaşıyor. Orada da mutlak hangi tarafa hangi köyler gidiyor oralara da ayrılmalı. İl genel, il özel idaresi bu konuyu da çözmeli arkadaşlar. Büyükşehir olan illerimizde 30 tane orada büyükşehir belediye ve ilçe belediyeleri her mahalleye dönüşen köylerin yol ayrımlarına köylerin isimlerini yazmışlar. Burada da il özel idaresi ne yapmalı? Yazmalı. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Örnek veriyorum. Doğru. Evet. Evet muhtarım, ilk muhtar seçildiniz. Ne kadar aylık ödenek alıyordunuz muhtarım? Ödenek 150 falan. Alıyordun ilk seçildiğinde. İlk seçildi. Evet. Sayın izleyiciler artık ses kayatmıyordu. Doğru mu efendim? Evet. Doğru. Evet, biz Türkiye'de muhtarların sesi olarak gördüğünüz gibi muhtarların özlük hakların iyileştirilmesi için mücadele ettik ve bunda da başarılı olduk. Muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet yatırması gerektiğini ve asgari ücret olmasını savunduk. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem muhtarların sesine hem bizim sesimize kulak verdi gördüğünüz gibi ne yaptık hep manşete taşıdık. Bu da bayan muhtarımız Uşak Eşme'de keşke dedi muhtarlar maaşı artmasaydı o zaman 871 lira olmuştu. SESKA primlerimiz yatsaydı dedi. Yine Türkiye'nin seçilen en geç muhtarı Ömer Duman Sivas'ta Sayın Yıldız Eline'de dedi ki abi ben bekarım 871 lira alıyorum 435 lirasını SESKA'ya yatırıyorum ben nasıl evleneceğim dedi değil mi efendim? Aynı öyledir. Hiç ümit ediyor mudunuz muhtarlara bu kadar aylık ödenek verilecek, ses kasını atacak? Vallahi hiç umudum, daha doğrusu yoktu. Yoktu, bütün muhtarlar yoktu. Hep sordum arkadaşlar, röportaj yaptım. Hep üçüncü dönem kıdemli muhtarlara sordum. Gazetemiz muhtarların sesini en iyi şekilde duyurdu. Hem canlı röportaj yaptık hem işte gazetemizde bastık. Ve bunda da başarılı olduk. Bizi inanarak destekleyen gazetemizi tüm muhtarlara teşekkür ediyoruz. Başta Abidin muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Muhtarımın burada bir de torunu var efendim. Evet. İsmin Muhammed. Kaç yaşındasın Muhammed? 8 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? 3'e gidiyorsun. Evet. Ne olmayı düşünüyorsun okuduğunda? Doktor. Doktor olacağım. Evet. Hedefleri büyük. İnşallah doktor olursun. Bak burada kayıta giriyor. İşte bizim yaşımıza geldiğinde de bunu izleyeceksin. Ben gazeteci arkadaşıma ve dedeme söz verdim. Doktor olacağım dersin. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. Ben de bekliyorum. İnşallah. Ben de bekliyorum. Evet muhtarım. Köyümüzün başka hangi eksik sorunu hizmeti var? Köyün hangi yapılması gereken? Parka taş tamamlandı mı efendim? Parka taşın eksikliğimiz var. Altyapı yapıldı. Altyapı var da tabii ki bir arıza falan vardı. Onlar da uğraşıyoruz. Onlar gideriliyor. Onlar yapmayı düşünüyorum. Taze evi var. Taze evi de var sayın izleyiciler. Muhtarım gerekli olan hizmetleri yaptırmış. Eksik olan hizmetler var. Onlar da inşallah tamamlanır diyoruz. Çünkü burada kaymakamımız, valimiz, İl Genel Meclis üyesi ve il milletvekilleri ne yapıyor? Duyarlılar. Doğru efendim? Onu da belirtelim. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu hizmetlerin tamamlanmasını da yetkililerden rica ediyoruz. Çünkü muhtarımız ilçenin en kıdemli muhtarı. Artı kendisine de teşekkür ediyoruz. Gönültaş muhtarımız, Abidin Gönültaş muhtarımız. Bu muhtarlarımıza da örnek olmasını istiyoruz muhtarımızın hizmetleri ve işte bu röportajını da bütün muhtarların izlemesini istiyoruz. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.